Bravo senin şu Menderes'e. Milletin evlatlarını bile bile ölüme gönderiyor. Ne alakası var ya? Adam NATO'ya girelim diye uğraşıyor. Fena mı yapıyor? Fena tabii. Ya siz Demokrat Partililer dellenmişsiniz kardeşim. Ya Kore'ye milis göndereceğim diye dernek bile kurdurdu diyorlar Menderes'e. Pes be, pes. Bak hele, daha ilk günden 3000'den adam başvurmuş ama. Ne haber? Yalan ulan. Amerika'da bile o kadar adamı bulamam bir günde. CHP sanki istemiyor Kore'ye asker göndermeyi. Öyle mi? İstemiyor tabii. İstemem diyor da, oğlum yan cebime koy diyor. Ya İsmet Paşa bir iki mırın kırın etti, sonra da gıgı çıkmadı. Biliyor tabii adam, savaş görmüş o kadar. Boşuna İsmet Paşa olmamış. Hayret, sen İsmet Paşa'yı övüyorsun ha Celal amme. Taşımıza taş yağacak, taş. Selamun aleyküm. Abdül, bana bir tane demli yapan ya, ha? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Etrafa sorup soruşturdum. Şükür seni burada buldum kardeş. Hayırdır abi? Ya kardeş, senin bu Sinar Hoca'nın söylediği yeri ben kazdım. Hiçbir şey çıkmadı. Ben acaba hocanın dediğini yanlış anlayıp da yanlış yeri mi kazdım? Ne oldu? Sana yemin ediyorum öyle olmuş yani. Yanlış anlamışsın sen tabii canım. Ya onun adı üstünde Zinar Hoca. Yani onun söylediği yer kesindir, biliyor musun? Ya kardeş, sen beni bir daha götürsen Hoca Efendi'nin yanına, bir daha bir baksın da söylesin şu definenin yerini bana. Şimdi Cevat Hanım'ı götüreyim götürmesine de, benim de işim gücüm var, biliyor musun? Ne zaman gitsek ya? Hemen kardeş, hemen. Hemen ne? Mesela paraysa al. Yok. Ya hiç olur mu? Yok, olmaz. Olmaz. Vallahi bak senin de emeğin var bu işte. Doğru diyorsun tabii. İyi bari. Şimdi o zaman şöyle yapalım Cevat Hanım'la. Ben şimdi Faruk gideyim. O geçenlerde gittiğimiz ağaç altı vardı ya. Ha. Orada hocayı göreyim, onunla bir konuşayım. Tava getireyim onu, biliyor musun? Çünkü pek haz etmiyor kendisi böyle şeylerden. Sana bana bir saat sonra falan gelen, tamam? Allah senden razı olsun kardeş. Hadi göreyim seni. Tamam. Hadi gör bana, ben gireyim. Abdül, sen benim çayı Cevat Hanım'a ver. Kolay gelsin. Hafız, ağaç da hazır. Tamam mı? Hafız, yemin ediyorum geliyor seninki. Hazırsın değil mi? Tamam mı? Sen önce şu benim hak ettiğim 100 lirayı ver bakalım. İyi be, iyi. Al. Hadi tozum kaybol. Selamun aleyküm hocam. Ahmetoğlu Cevat. Evet, benim hocam. Aleyküm selam. Hocam, sizin için rahatsız ettiğimi herhalde. Biliyorum. Aradığın defineyi bulamamışsın. Bulamadım hocam. Bulamadın çünkü onlar yerini definenin değiştirmişler. Bundan haberim var. Onlar derken kim değiştirdi definenin yerini hocam? Onlar. Üç harfliler. Üç harfliler mi? Üç harfliler. Şey, yani cinler falan mı? Sakın isimlerini ağzına almayasın, çarpılırsın. Onlar definenin yerini değiştirmişler, bundan haberim var. Ondan bulamadım. Demek definenin yerini değiştirmişler ha. Ben de niye bulamadım diyordum. Şimdi suya bakmayacak mısınız hocam? Hayır. Definenin yeri bana daha önceden malum oldu. Malum mu oldu? Nerede hocam? Allah aşkına söyleyin. Senin evinin karşısında bir tane incir ağacı vardır, değil mi? İncir ağacı mı? Yok, hayır.
erik ağacı? Hayır. Elma? Hayır. Kestane? Hayır. Karpuz? Karpuz mu? Karpuz! Karpuzun ağacı mı olur hocam? Ay, seni sınamak için brefani, seni sual eyledim ki sınayayım diye. Karpuzun ağacı mı olurmuş? Ama bir ağaç vardır değil mi? Evet, var hocam. Ah, âlâ. Nasıl? İşte o ağaca sırtını verip 300 adım cenup tarafına doğru sayacaksın. 300. adımın altını kazıp aradığın defneyi sonunda bulacaksın. Bu sefer şaşırmadım. Bu kat'i. Allah sizden razı olsun hocam. Allah ne muradınız varsa versin. Allah size iki cihanda nasıl tamam, tamam mı? Tamam efendi, selametle. Selametle. Lan abis, sen tiyatro artisti olacakmışsın, yanlış olmuşsun yemin ediyorum. Az kalsın ben bile inanıyordum cin hikayesine ha. Ne oldu lan? Sakın isimlerini ağzına almayasın, hafazan Allah, çarpılırsın. Sen ciddisin? Ben onlardan korkarım Eren. Sakın onlar için tek kelam etmeyesin. Tövbe, tövbe. İyi be etmez. Seninki hala koşuyor.